80'lerden sonra yeniden başladı İzmit'te. Aslında bu yolu açan... Acaba neden başladı? Nasıl başladı? Bu özellikle Faik Hoca, Faik Kırımlı ve sizin özellikle bu kitabınız sayesinde başladı diyebilirim. Sizin, hakikaten öyle. Ve bu kitap hani bizim için çok değerli bir kitap. Ve bugün İznik'teki bütün üstadların, bütün hepsinin atölyesinde mutlaka bu kitap var. Ve hepsi hakikaten özellikle bazı ustalarımız size çok selam söylediler. Bunun sayesinde, Nurhan Hanım sayesinde biz bu sanatı, bu desenleri yeniden dünyada toplayarak toplaması sayesinde yeniden başladık. Ve yeniden o İznik'in gerçekten desenlerinin ne olduğunu daha iyi gördük dediler. Hepsi sizden çok teşekkür ediyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Size bir şey anlatayım. Buyurun efendim. Çantı size. Kim geldi? Yok efendim, bizim arkadaşımız. Şeyin. Dur ben bakıyorum. Ben bakıyorum. Bir arkadaşım, neyse şimdi gelmiyor ismi hatırıma. O sanat galerisi şeyleri yapıyordu. Orada bir stand vardı ve hep İznik Çinlileri koymuştu adam. Ben gittim, ziyaret ediyorum şeyi, fuarı, sanat fuarını. Ben özellikle önemli benim şeyim. Çünkü yapan onu benim çok yakın arkadaşım. O da Rahmi Bey'in eski eşi. Ondan sonra şimdi ben gidiyorum bir tarafa, gidiyorum. O standtan bir sürü insan geliyor, benim elimi öpüyor, başına koyuyor. Böyle bakıyorlar, insanlar bakıyorlar. Yani bu kadının ne özelliği var ki insanlar geliyor, koşuyor, elini öpüyor diye. Halbuki bilmiyorlar ki o benim elimi öpmüyorlar. O yaptığım kitap için elimi öpüyorlar. Evet. Ondan sonra çok şeydi yani, o manzara çok garip bir manzaraydı. Kimse anlamıyordu niçin benim elime koşa koşa gelip öpüyorlar. Onu ben şöyle yapayım. Hocam hiç sıkıntı yok. Rahatsız olmayın. Tabii hocam. Onu ben yap. Hocam ben... hiç gerek yok. Rahatsız etme lütfen. Bir daha uğraşmayalım. Yok artık. Neyse. Artık sıcaklar bitti. Evet evet, rahatladık. Şimdi şunu turdeleyi yukarıdan toparlayın. Şurayı toparlayın. Yahut da şu yukarıdan kurdelenin şeyini bir açı ver. Hayır. Orada. Açı ver. Öbürünü de aç. Bir elini uzatmışken. Aman bak getir bir dakika. Onu da peki masanın orasına koy. Biraz bu tarafa koy ki öbürlerini de göreyim. Çok teşekkürler. Evet, yani onun anısı hakikaten benim unutmayacağım bir şey. Hocam, bu kitabı ilk ben gördüğümde Murat Bardakçı'nın programında siz bu kitap için şöyle bir şey söylemiştiniz. Bunun yabancı yazarıyla beraber bu kitap için evet ve beraber demiştiniz ki bu kitabı yapacağız ve 25 yıl bunun üstüne çıkan olmayacak. Hocam bugün 30 küsür yıl oldu. Hala üzerine yaklaşan bile olmadı hocam. Yani bu kitabın niteliğinde bir kitap daha İznik kitabı olarak bence basılmadı. Hala. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bana öğrenci, eski öğrencilerim filan. Aman hocam ne olur ya, bir de yabancı ülkelerdeki gençler ne olur çalışın, ne olur daha kitap yapın diyorlar. 90'ıma geldim, dayandım. Hala yarım kalmış şeyler, kitaplarım var. Bir yapayım diyorum, bir artık yeter. Yetmez hocam. Çoğu zaman yetmez. Yetmezle yeter arası böyle. Evet. Ondan sonra bana bir ihtiyaç hissediyorlar. Şimdi düşünüyorum, yani çok iyi yetişmiş
insanlar var. Güzel kitaplar yapıyorlar. Fakat onların ne çok tanınıyor. Benim kitaplar gibi çok tanınmıyor onlar. Ve bir de yani benim kitaplarımın çok özelliği benim fevkaladeliğimden değil. Benim geniş görüşümden. Geniş görüşüm şu. Mesela ay Allah'ım şunu da açtık. Hah bir çek bakalım. Bırak. O kendi son şeyi. Yavaş yavaş kapanacak. Ben mesela İznik'i ilk defa dünyada yani Türkiye'nin dışında İngiltere'de gördüm. İngiltere'de bir koleksiyonda gördüm. Bir şey vardı, kongre vardı, Türk Sanatı Kongresi. O Türk Sanatı Kongresi faaliyetleri içinde bir eski bir elçinin ölmüş gitmiş adam ama kızı muhafaza ediyor. Bir İznik koleksiyonu var. Onu görmeye gittik. Bir kere tam İngiliz bahçesi fevkalade enteresan. Bak bu iş, buyurun çocuklar. Ondan sonra onu çok etkilendim bahçeyi ilk defa. Bir İngiliz bahçesi diyorlar. Orada özellikle tam bütün özellikleriyle bir İngiliz bahçesi gördüm. Sonra o koleksiyonu gördüm. Ağlamaklı oldum. Ya bizde yok hiç. Yani bu adam almış buraya İngiltere'ye götürmüş. Kaç yıl hocam o gördüğünüz? 1960'dan önce 65 falan. Ondan sonra mı İznik kitabına karar verdiniz? Sonra hayır, çok üzüldüm. Niye alıp götürdüler diye. Daha sonra başka müzelerde gördüm. Koleksiyonlara yani seyahat ettikçe. Gülbekyan'da vesairede. Sonra düşündüm ki bunlar Allah razı olsun. Yattıkları yer cennet olsun. Onlar götürmeseydi, bunların hepsi Türkiye'deki diğer Çinliler gibi tarumar olacaktı. Kaybolup gidecekti. Onun için onlardan götürmeleri bize bunun zenginliğini gösteriyor. Bunu anlamam epey bir zaman aldı. Ondan sonra ve bu kitabı yapmam da söyleyeyim size, Türk Ekonomi Bankası'nın şeyidir. Türk Ekonomi Bankası sahipleri çok seviyorlar İznik'i. Yani görünce beğeniyorlar. Onlar dediler ki bir İznik kitabı yapar mısın? Ben de o zamana kadar özellikle İznik üzerinde çalışmamışım. Ve Julian Raby de benim çok eski tanıdığım, öğrenciliğinden tanıdığım bir sanat tarihçisi. Bir müthiş bir kafa ve çok iyi bir sanat tarihçisi. O çok çalıştı. Ben kendimi düşünmüyorum. Şimdi bunu Nurhan Atasoy yapar, herhangi bir İznik kitabı gibi olur. Halbuki dünyadaki şeyleri Julian daha çok çalışmış. Kitap daha iyi olsun derdim o. Yani benim Nurhan Atasoy kitabı değil de daha İznik kitabı önemli. Ve dedim ki ben Julian'la yapmak isterim bunu. Julian daha iyi biliyor, daha iyi yönlendirebilir. Ve Julian'la birlikte çalıştık. Ben dekandım o zaman. Yani nasıl yaptım ben dekanlık sırasında bunu bilmiyorum. Gide gele Londra'ya gide gele ve rektör dedi ki bir gün, beni de çok seviyordu. Çok çekişti bir rektör, Allah rahmet eylesin.
sen dedi, Nurhan dedi, bana da yani Nurhan Hanım filan demez, Nurhan, sen dedi ne biçim dekansın dedi. Bir ay buradasın, bir ay Londra'dasın, bir ay burada. Ben Londra'ya gidiyorum, Londra'yı görüyor muyum? Yani Londra'yı daha önceden biliyorum ama Londra'ya gidiyorum, Julie'nin evine giriyorum. Julie'nin evinden çıkıyorum, hava alanına geliyorum, doğru Türkiye. Bir kere yalnız artık bunalmışım. Evi de şeye yakındı, Holland Park'a. Dedim, öf dedim, gideceğim bir yürüyeceğim, bir hava alacağım dedim. Çıktım. Şeyde yürüyorum, parkta yürüyorum ondan sonra. Ve kılığım, kıyafetimi bir görseniz, çarşamba pazarından alınmış bez pantolon, şu dizimin altına kadar. Ondan üstümde bir peşmirde tişört. Öyle fırladım. Böyle hızlı hızlı yürüyorum. Şeyim, nefes alayım diye. Ondan sonra birdenbire bir arkadaşıma rastladım. Mühendislik fakültesi dekanı. Güzel giyinmiş bütün takım elbise. İki elinde de torbalar, alışverişe gitmiş. Londra'ya gittim mi o zaman Türkiye'de hiçbir şey yok. Hmm. Ondan sonra oraya gidince güzel kıyafetler, herkes alışveriş. O da doldurmuş torbaları alışverişten dönüyor. İkimizin fark, benim kafayı dolduruyorum ben, bunalıyorum. O da gardırobunu dolduruyor. O da torbaları doldurmuş. O yani ayıplanacak bir şey yok ama yok. İkimizin arasındaki fark, benim kılığım, kıyafetim. Ondan sonra neyse. Ne geldiği zaman ne dedi benim arkamdan bilmiyorum. Ama başkaları gidip geliyor hep Londra'ya. Zannediyorlar ki ben Londra'nın eğlence şeyini gidiyorum, keyif yapıyorum falan. Halbuki ben gece gündüz saat 3'lere kadar çalıştım bununla. Hocam şimdi sizi... bütün dünyadaki koleksiyonları biliyorlar şimdi. O zamana kadar ben onları bilmiyordum. İyi ki Julian'ı almışım. Bir arkadaş daha vardı, yani Petropoulos. O da antikacı. Antikacı olduğu için biliyor. Bütün onların resimlerini aldık. Evin içine masa yetmiyor. Bütün evin içine, büyük bir ev, yerlere yaydık onları. Karşılaştırıyoruz. Grupluyoruz. Yani başka bir türlü olmaz. O kadar çok şey öğrendim ki onlar orada. Çok şey öğrendim arkadaşlarımdan. Şimdi doğrusu. O büyük bir şey, İznik kitabı. İşte Julian'ın dediği gibi, Nurhan dedi, öyle bir kitap yapalım ki 25 yıl şey yapmasın. Hayat, hocam yani 40 yıla yaklaştı. Efendim? Hayatta mı? Hayatta. Ve şöyle bir şey söylemek lazım. Şeyde davet ettiler. Amerika'da gitti, müze müdürlüğü yaptı. Şimdi emekli oldu, tekrar döndü. Ve ben Londra'da hiç hemen Julian'ı tanıdıktan sonra hiç otelde kalmadım. Kendi gittiğim zaman. Julian'ın evinde. Hocam, Julian Lab'ın dediği gibi bu kitabın üzerinde şu anda 40 yılı geçti. Hala üzerine çıkan yok yani. Çok kitap çıktı ama... Ama işte, bunun üzerine yok hocam yani. Yani... Tamamen izleyip... Ama bunun şeyini... hikayesini anlatıyorum. Benim şeyim de değil. Ben dünyaya açıldım. Bu kitapla dünyaya açıldım. Ne içer ne yersiniz çocuklar? Hocam sağlığınız, saatiniz yerinde olsun, o bize yeter. Yediniz mi? Açsınız. Yok yedik efendim. Doğru yiyip söyleyeyim. Yiyip doğru geldim. Söyleyeyim. Vallahi yiyip yani ne yalan atıyorsunuz? Sabah 9'da çıktık yola, geldik bu yani. Allah Allah. Bakalım. Hocam. Attım bakayım. Sanat tarihçisidir. Evet, ben sanat tarihi. Özbekistanlıyım bu arada. Onu söyleyeyim. Evet. Özbekistanlısı. Evet, kitaplarınızı okuyordum. Sizi gördüm, çok mutlu oldum. Ve bu çok... Harezm doğumluyum ben. Orada Hiva'da, yani biliyorsunuz Özbekistan İpek'te dünyada 3. Tabii, ve, oradan geldim Türkiye'ye. Evet, ve bunu da size böyle içimden geldi. Dedim ki
kitaplarınızı bildiğim için İpek üzerine araştırdım, kumaş üzerine araştırdım. Çok teşekkürler. Eğer ne kadar varsa, güzel renkler. Evet, renklerin içinden geldi. Tam da bu Kiva'dan, ya şu benzeri zaten Kiva'yı biliyorsunuz. Evet. Açık Asman Asim'deki müze bizim en değerli. Müsaadeniz varsa ben size şöyle ne bir... Ne kadar güzel. Evet. Ay. İster mi bunu? Ne kadar güzel. Şöyle. Bayağı büyük. Bayağı İstediğiniz büyük. Gibi. Belki şal kesin, gibi. Evet. Şal belki gibi. Belki bir şey de yapabilirsiniz kendinize. Şöyle ben size bir müsaade ederseniz. Ben yapıyorum zaten. Sen yapmadan ben yapıyorum. Evet. Şöyle. Ay. Çok yakıştı hocam. Aynen. Çok yakıştı. Renkleri de... Güzele ne yakışır. Doğru, evet. Bravo. Aslında hocam. Ama hakikaten benim çok kullandığım şeydir. Onu bir içime geldi. Dedim ki ben bunu... Canım çok çok teşekkür ederim. Hocam, hocam aslında şal güzel değil. Şalı güzel yapan sizsiniz. Tabii. Evet. Canım. Olsun Murat, Murat Barbakçı bunlar. Sen geldin. Evet bir şey istiyor musunuz? Ben... Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Zeliha Hanım, sizi İznik'e davet ediyorlar. Evet. İznik'te yani bir konferans gibi de değil, hani öyle bir gezdirmek için. Konuşmayın, önemli değil de gidiş önemli. Efendim, kapınızdan alıp, kapınızdan alıp şeye kadar götürüp eğer müsaitseniz, sağlığınız uygunsa sizi misafir etmek istiyoruz. Ağırlamak istiyoruz hocam. Ağırlamak istiyoruz efendim. Çocuk ben programımıza kendi yatağımla başka yerde uyuyamıyorum. Yani inşallah siz de ihtiyarlıyın. Yani başka yatakta yatmanın ne kadar zor olduğunu öğreneceksiniz. Çok isterim, içimden isterim ama şartlar çok o kadar kolay değil. Efendim biz misafir yani, biz davet ediliyor. Yani çok davet... güzel bu. Çok güzel. Şu kanepenin şöyle üstüne koy. Buradan bakınca göreyim. Efendim bu da İznik'ten bir Çin ustamızın size özel hediyesidir. Bir Çin efendim. Sultan 1. Abdülhamit'in yatak odasının başında bulunan yeni bulunan bir Çin edesinin. Yeni çok güzel şeyler buldular. Evet güzel efendim. Güzel. Orada bulunan bir Çinli'nin Çinisini güvercin üzerine, güvercin seramikleri üzerine işlemişler. Bunu size hediye olarak gönderdiler. Kendileri biz onun sayesinde bu sanatı yeniden öğrendik ve şey yaptığımızı söyledi. Bunu efendim bu şekilde size gönderdiler. Hem üzerine özel bir not yazdılar. Çok teşekkür ederim. Efendim ben yardımcı olayım efendim. Zaten kırılmasın diye bu şeylere yerleştirdiler efendim. Şöyle bavullar içerisine geçelim. Yani kırılmasın diye özel olarak yaptılar. Bunları al. Bunları mı? Hayır, almayın. Gerçekten. Bunları yapabilirsiniz. Bayağı bir sır olmuş. Atayım yere. Efendim, şu şekilde. Ay bayıldığım şey. Bulamadım da almak istedim son bir seyahatimde. Buyurun efendim. İki tane. Ay çok güzel. Bunlar iki bayıldım Allah Allah. Getir. Nasıl biliyorsunuz beni? Nasıl bildiniz sevdiğim şeyleri Allah Allah. Buyurun i̇şte efendim. Beni mahcup ediyorsunuz. İşte ne demek efendim? Bu sanat sizin sayenizde güzel bir... Böyle. Bunlar öpüşecekler. Böyle koyacağım. Şuraya koyar mısın? Ay çok tatlılar. Ben de bundan bir tane var. Şundan bir tane daha alayım dedim alamadım. Efendim biz size hediye olarak ikisini de tamam hocam. Aa. İstediği gibi. Evet. Evet. Benim üzerinde çok güzel bir şeydir. Onu görünce Nur Yerli Taş geldi. Çok teşekkür ederim. Buna bir ayrı bir şey yazayım. Şu neyse ben çok çene çaldım. Yok efendim. Biz sizi dinlemeye geldik. Biz sizi dinlemeye geldik efendim. Özledik sohbetinizi. Şimdi buna
Efendim, inanın 3 gündür 4 gündür geleceğim bizi bildiğimizden beri yemin ediyorum uykum bile hani çok heyecanlanıp sizi... Hocam beni neredeyse öldürüyordu yemek yerken telefonda. Hocam sizinle telefonla konuşuyordu ya ilk. Titriyordu. Pazar günü. Ben tutuyorum. Titriyordu. Titriyordum hocam. Canım benim. Bu da çay boğazında kalıyordu Gültekin'in de. Ekmek. Grup gezdiriyordum hocam. Telefonum çaldı. Dedi böyle böyle güzel ne yapıyorsun? Yemek molası verdik. Yemek şey yapıyoruz dedim hocam. Ondan sonra ya dedi sana bir şey söyleyeceğim dedi. O sırada lokmamı ısıracağım. Evet dedim. Ben Nurhan Atasoy ile görüştüm dedi. Ben böyle kaldım. Şimdi telefon böyle ağzım açık değil. Bir de görüntülü görüştüm deyince hadi canım dedim ben de. Bizi çağırıyor yani, deyince. Dedi, Perşembe günü bizi çağırıyor deyince elindekini falan düşürmüş hocam. Telefonu falan tekrar aldı. Ama etraftaki... Siz bizim için ordinarüs. Hayır, hayır. Hayriye. Buyurun efendim. Duyuyor musun? Duyuyorum hocam. Kulağım yani bak beni şımartıyorlar ona göre. Hocam kalkan giderim. Izle. Ama hocam. Hocam bekleriz. Şımartılmayı hak ediyorsunuz yani hocam. Hocam şeyin de çok selamı var. Akşamüstü dönüşte onu vuracağız Talha Hoca'nın. Kimi? O, Talha Urler. Tamam. Onun da, bu da geç meslektaşınız size. Selamım var onun da. Hürmetlerini ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Boynumuzda kalmasın iletelim. Eksik olmayın. Ben yalnız imza atayım. Evet şuraya. Değil mi? Evet efendim. Ben de ekleyebilir miyim? Çok heyecanlıyım zaten. Peki. Galiba belki Özbekistan sanat tarihi üzerine gelen sanat tarihi üzerinde araştırma yapan araştırmacıların ilk ben olsam gerekeni bilmiyorum. Evet. Belki gelmişlerdir önceden de. Yok gelme. Bilmem hatırlamıyorum. Evet ama inanın o kadar heyecanlıyım ki belki bilmiyorum. Direkt ben önümüzdeki haftaya gideceğim Özbekistan'a. Özbekistan'a. Evet. Özbekistan'a gittim ben. Ha, neresine? Şu an daha heyecanlandım. Semerkant'a. Semerkant'a, Taşkent'e bir şöyle bir uğradık. Hiva'ya? Yok, uğramadık. Dur bakayım. 1969 yılı. Sen doğdun mu? Sen doğmuş muydun? Yok be. Ben annem yeni 6 yaşında olmuş. Annen 6 yaşında. Annem rahmetli, evet. Aynen. Ya, işte ben bayağı bundan 20 sene sonra doğmuşum. Hocam, hocam sizin hani inanın bu gördük. Tarih de atalım mı? Yok hocam onları tarih atabiliriz. Hocam bunların tamamı aslında bundan birer birer versen tamam. Tek tek verirsen. Keşke bende de olsaydı kitabınız gelmeyeyim. Hocam inanın bu kitapları özel olarak sizin kitaplarınızı tek tek satın alıyorum. Bulmak hani İşte bulmak. Ben de hiç bulamıyorum o yüzden. Bulmak zor, evet. Evet. Efendim. Ben de bulamıyorum. Çünkü buyurun efendim. Ben bana belki bulurlar da ben alamıyorum. Benim doğduğum kasabada bir kütüphane yapıldı. Tokat. Benim Tokat'ta. Evet. Oraya bütün bu kitaplardan birer nüsa istiyorlar. Nasıl? Sizde ben yok, de ki. Yok ki. Ben de yok. Satın alayım göndereyim dedim. Anam babam bir tanesi yani. 3000, 2000, 8000, 9000. 9000'e kadar. Hocam mesela İznik kitabınız inanın şu anda hem bulunamıyor Türkçesi. Yok. Hem de en son bir kişi mesela İznik'te 15.000 TL'ye satın aldı efendim. İkinci eli 9000 lira. Ya alamam mümkün değil. İkinci eli 9000 lira hocam. Yani. Ben hiç bulamadım zaten. Efendim bunu da Milenyum kitaplarının sahibi Serkan evet, Bey var. Evet, Serkan. Evet, onun sayesinde bu kitapları buluyorum. O getiriyor yıllardır izniye. Serkan. Özel. Serkan. Ali Bey. Bu olarak Silahtar Damat Ali Paşa'ya çalışıyor. Evet. Orhan Gazi'li kendisi. Evet. Burada baktım da müzede yer alan çadır falan yok. Sadece bir bölümünü herhalde koymuşsunuz buraya. O Belgrad'daki müzede, Kale'deki müzede o çadırı, otağı, bilmem neyi falan olduğu gibi bir şey söyleyeyim mi? Sergilerim. Siz gittiniz mi? İzlenimleriniz... Ben bunu yaptıktan sonra gittiğim yerlerde Osmanlı çadırının önemi gene İznik gibi şey yaptık. Depolarındakileri, değişik yerlerdeki parçaları olanı
hepsinin üzerinde yeni şeyler yapıldı. Yeni çalışmalar yapıldı. Onun için daha sonra benim bu kitap çıktıktan sonraki yayınlara bakın. Onlar daha tamdır. Yani benim bir fırsatım olsa ve vaktim olsa gene giderim. Bundan daha geniş bir şey yaparım. O kadar enteresan, güzel şeyler buldum ki daha sonra. Ama artık onları gençlere bırakıyorum. Onlar tamamlasınlar. Siz hocam şeye gidin. Bunu tamamlayabilecek, tamamlanabilecek çok güzel şeyleri var. Şey mesela, üstüne. O kadar güzel şeyler var ki. Bu Damat Ali Paşa'nın mesela hocam, evet, evet, paylaştığınız şey. Evet. O müzedeki şeyi siz gördünüz mü? O zaman kitaptan gördüm, sonra ama. Gördüm, gördüm. Bununla ilgili izlediğiniz şeyiniz hocam. Çok güzel, fevkalade güzel ama kötü bir yerdeydi. Öyle daha güzel bir resim çekilemedi. Teşekkür ederim. Ama da başka vardır mutlaka. Var hocam. Bir arkadaşım gitti oraya müzeye. O çekmiş fotoğraflarını, yolladı bana. Ve gittiğinde atarım ben size de WhatsApp'tan. O çadırıydı, otağıydı falan. Onlar öyle yoktu. Geniş biçimde şu an sergileniyor hocam. İşte. Şu an. Nurhan Atasoy gitti, karıştırdı o da. Onun için daha güzel şeyler çıktı. Yani dünyada... Abi yok bu. Gördüm ben ya bu. Gürtekin. Aa, Twitter'da var. Aa, dur, Pandora'da var. Gültekin Çaldemir. Pandora'da da var. Gültekin Çaldemir. Nerede yazıyor be? Dur. 1800 yazıyor hocam Türkçesi. Hocam elinizi öpebilir miyim? Estağfurullah ya. Beni el öptürmeye alıştıracaksınız. Hocam biz Türklerin geleneği biliyorsunuz, saygı. Biliyorum ama kimseye öptürmem ben. Şeyhim, şeyhim. Diğer gibi hissetmiyorum. Yok, şeyhim, hocam, şey, şeyhimiz kutumuz Nurhan Atasoy. Fotoğraf olarak. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu an Nurhan Hanım'ın evinde görüşmelerimizi tamamladık. Hediyelerimizi takdim ettik. Neler geldi, neler gitti. Nurhan Atasoy'la görüşmelerimiz nasıl geçti? Bunların hepsini kanalımda, YouTube'da da izleyebilirsiniz. Ve şu an ekibimiz sağlam. Süreyya Hanım, Muharrem Bey ve İbrahim Tektaş kardeşim. Nurhan Atasoy'un evinin önündeyiz arkadaşlar. Kendisiyle görüşmekten çok mutlu olduk. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı. Görüşmelerin devamını görmek istiyorsanız Rotasız Pedal YouTube kanalında desteklerinizi bekleyebiliriz. Buyurun. Muharrem Değirmen YouTube kanalında da devamını izleyebilirsiniz. Ve çok uzak ülkelerden yanımızda Süreyya Hanım. Özbekistan'dan selamlar olsun. Kendisi de sanat tarihi okuyor. Ve çok güzel bir şekilde de Nurhan Atasoy'la da görüştü. Evet. Kendisinin iyi dileklerini aldı. Ve şu an geliyor. Asıl beklenen kişi geliyor. Evet, koştura arkadan koştura geliyor. Evet. Arkadaşımız Emir bugün bizim kahrımızı çekiyor. Şoförlüğümüzü yapıyor. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdiki hedefimiz Kazım Karabekir'in kızı Timsal Hanım'a gidiyoruz. Görüşmek üzere. Karıştırmayın kitaplarınızı.